Evet arkadaşlar, o güzelim görüntü değil mi? Ne kadar güzel bir görüntü arkadaşlar. Uzay sipsiyah, karanlık, ışık gidiyor ama aydınlanmıyor. Tuhaf değil mi? Nesnelere vurması gerekiyor ışığı görmeniz için falan filan. Ve orada inanılmaz bir gezegen ve bir insan yapıtı. Devasa uluslararası bir uzay üstü. Evet, bu konuyla alakalı burada yaşayan insanların, astronotların hayatıyla ilgili küçük bir arkadaşlar pratik yapacağız. İngilizce vasıtasıyla hem de güzel şeyler öğreneceğiz. Hep beraber bakalım mı şimdi? Reading Daily Activities Space. Evet, günlük aktivite ve uzay. Daily Routine in Space. Uzayda günlük aktiviteler. Siz de çok yaşayın. Evet, devam ediyoruz. Do you want to live in space? Uzayda yaşamak ister miydiniz? Aynı zamanda boşluk anlamı da var değil mi? Zaten uzayda yaşıyoruz diyecek bazılarınız. The best place to live in space. Uzayda yaşamanın en güzel yer is on the International Space Station. Neresiymiş arkadaşlar? En güzel yeri uluslararası uzay istasyonuymuş. It is a place for people to learn more about space. It is a place for people to learn more about space. Uzayla alakalı çok şey öğrenmenin bir yeriymiş arkadaşlar. İnsanlar için uzayda birçok şey öğrenmenin yeriymiş. It is a place for people. Ve şöyle de diyebiliriz. It is a place for people. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? It is a place for people to swim. Yüzmek için yer. İnsanların yüzmesi için yer diyebiliriz. Ama insanların çoğu uzayla alakalı çok şey öğrenmesi için onu yer olarak şey yapıyoruz. Zaten bu okuma metinleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece burada kısıtlı kalsın diye değil. Bundan sonra da biz de cümle kurabilelim diye bir altyapı oluşturuyoruz. Bunları ileride ilerleyeceğiz diye ümit ediyoruz. It is located. Kurulu nerede? 330 and 435 kilometers above the Earth. Dünyanın 330 ve 435 kilometre yukarısında ne yapılmış? Kurulu bir şeymiş arkadaşlar. Kurulmuş. Life on the space station is different. Uzay istasyonunda yaşam farklı. Difficult, zor değil, different, farklı. Like many people here on Earth, dünyada birçok insan gibi, people there, insanlar orada, wake up and brush their teeth. Uyanırlar, insanlar orada uyanırlar, wake up, uyanmak, get up, kalkmak ama wake up, uyanmak değil mi arkadaşlar? Wake up, uyanmak, get up, kalkmak. Wake up, uyanmak, uyanırlar and brush their teeth, dişlerini fırçalarlar, take showers, duş alırlar. And wash their hair. Ve saçlarını ne yaparlar? Yıkarlar. But they must be very careful. Fakat çok dikkatli olmalılar. Değil mi arkadaşlar? Öyle nehirler taşıp uzayda sular akmıyor. They must be very careful because çok dikkatli olmalılar. Çünkü they don't want to use lots of water. Evet, çünkü çok fazla su kullanmak istemezler. They don't want to use lots of water. Evet, lots of water. Değil mi arkadaşlar? Use, kullanmak istemezler. They must use, ne kullanmalılar? Special, özel, soap, bir sabun ve shampoo. Şampuan kullanmalılar, melimalılar. Yapmalılar, etmeliler. Bir yerde de must nasıl kullanılıyor? Bir şey, bunu yapmamalısın derken, bir yasağı ifade ederken de must do this, bunu yapmamalısın. When they eat breakfast, kahvaltı yaparlarken, eat, kahvaltı yapmak diyoruz. Have breakfast da diyebilirler arkadaşlar. They must eat food. Yemek yemeli. They first bring with them from Earth. They must eat food. They first bring with them from Earth. Dünyadan beraberinde getirdikleri, first bring with them, kendi yanlarına getirdiği demek. Yiyecekleri yemeliler. Tamam. Again, tekrar. They must be careful. Tekrar dikkatli olmalılar. Because, çünkü they don't want their food to float away. Dikkatli olmalılar.
Çünkü yiyeceklerinin ne olmasını istemezler arkadaşlar. Float away. Yerken havada böyle uçarak gitmesi. Yani yer çekiminin olmadığı yerde bir nesnenin havada uçuşu var ya. Havada uçuşmasını, yiyeceklerin havada uçuşmasını, uçuşup gitmesini istemezler. After people on the space station finish breakfast, kahvaltılarını bitirdikten sonra uzay istasyonunda insanlar they start their work. You know, işlerine başlamışlar. They don't have to take a bus or taxi. Taksi veya otobüse binmek zorunda değiller tabii ki. Their work. Onların işi nerede? Is on the space station. Uzay istasyonunda. Onların işi nerede arkadaşlar? Uzay istasyonunda. After work, işten sonra. The people there must do exercise. İnsanlar egzersiz yapmalılarmışlar orada, değil mi arkadaşlar? Nasıl egzersiz yapmalılar ve niye? It is not easy stay strong in space. Aha. It is not easy. Kolay değilmiş. Ne yapmak kolay değilmiş? It is not easy to say this. Bunu söylemek kolay değil gibi çok kullanışlı bir kalıp. Ama burada farklı söylüyoruz. It is not easy to say to stay, kalması kolay değil. Şimdi bir yerde, bir mekanda kalması anlamında da taşır veya bir formda kalmak anlamını da taşır arkadaşlar. Strong in space. Uzayda güçlü kalmak kolay değilmiş. Neden? So they exercise for more than 2 hours every day. Ve böylece bu yüzden onlar ne yaparmışlar? 2 saatten daha fazla her gün egzersiz yaparmışlar. They can exercise with running machines. Koşu bandında egzersiz yapabilirlermişler. Bir de nerede? Cycling machines. Bir de bisiklet bandında arkadaşlar. For fun, eğlence için people on the space can read books. In the space station. Uzay istasyonunda eğlence için ne yaparmışlar? Kitap okurmuşlar, film izlermişler, watch movies, listen to music, müzik dinlermişler. And look out the windows at Earth. Evet. Pencereden dışarı dünyaya bakarmışlar. Ne garip değil mi arkadaşlar? Dünya manzaralı eviniz var. İş yeriniz ve eviniz. Ne manzaralı? Dünya manzaralı. Evet. One time every week, her hafta bir kere, they can also talk with their friends and families back home. Evdeki kalan, back home evdeki, yani geride evdeki demeyiz de, evdeki arkadaşları ve aileleriyle ne yapabilirler? Konuşabilirler arkadaşlar. Evet. All things topics, thanks to all things topics. Thanks for permission. And daily routine in space. Evet arkadaşlar, bu mucize gezegenimize dışarıdan bakmak sahiden çok müthiş bir şey olsa gerek. Bu vesileyle de İngilizce pratik yapmak da güzel. Şurada da şu parlaklıkta da görüyorsunuz. Meteor taşlarından korunmak için atmosfer tabakamızın kalınlığını görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. İnanılmaz, inanılmaz. Süper bir şey. Yani anne karnı mucizesinden çıkıp suyun içinde boğulmadan tekrar yine uzayda bir başka bir anne karnına transfer olmak ilginç bir şey arkadaşlar. Evet, bu konunun arkadaşlar kelimelerini vesaire bilmediğiniz kalıplarını vesaire ne yapıyorsunuz? Çalışıyorsunuz. Ajandayı satın almadıysanız ve bu seriyi takip ediyorsanız lütfen yapmayın. Bunun çıktısını alıp çok düzenli tertipli insanlar var. Böyle çok güzel böyle hafta hafta zımbalayıp çok güzel çalışan insanlar var. Veya böyle bilgisayardan bir klasöre kopyala yapıştır yapan, hani indiren, ben çünkü linklerde veriyorum çoğu zaman, her zaman hemen hemen. Bu şekilde çalışırsanız arkadaşlar çok güzel yerlere gelirsiniz. Bir sonraki derste bunun hani alıştırmalarında görüşmek üzere.